Değerli öğrenciler merhaba. Expert Fen Bilimleri ilk düzlem soru 6. Günlük yaşamda karşılaştığımız birçok alanda ilk düzlemler yer almaktadır. Aşağıda bir oyun parkında bulunan merdiven ve kaydıran oluşturduğu ilk düzlemler gösterilmiştir. Oyun parkında oynayan bir çocuk önce merdiveni kullanarak yukarı çıkıyor ve kaydıraktan kayarak aşağı iniyor. Daha sonra aynı yüksekliğe kaydıraktan tırmanarak çıkıyor. Peki şunu yapmış çocuk. Önce merdivenden kaydırağın üzerine çıkmış. Sonra kaymış aşağı inmiş ve aynı yüksekliği kaydırağından tırmanarak çıkmış. İki durumda da birer eğik düzlem kullanmış. Buradaki eğik düzlemin uzunluğu biraz daha azken buradaki eğik düzlemin uzunluğu biraz daha fazladır diyebilirim. Yani kaydıraktan kayarken daha uzun bir yol almış. Ama merdivenden çıkarken daha kısa bir yol almış. Kaydırağa göre daha kısa bir yol almış. Her ikisinde de ama eğik düzlem kullanmış. Buna göre çocuğun hareketiyle ilgili yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisinin yanlış olduğu bize sorulmuş. A seçeneği her iki durumda da yaptığı işler eşittir. Şimdi bu ifade doğru. Çünkü her iki durumda da aynı çocuk aynı yüksekliğe çıkıyor. Dolayısıyla yaptığı işler aynı, merdivenden de kaydıraktan da çıksa aynı yüksekliğe çıkıyor. B'de kaydıraktan tırmanırken yoldan daha fazla kaybetmiştir. Bu ifade de doğru. Kaydıraktan tırmanırken daha uzun bir yol almış. Daha kıvrımlı hareket ettiği için daha uzun bir yol almış. Bu da yoldan daha fazla kaybettiğini bize söyler. C seçeneğinde merdivenden tırmanırken elde ettiği kuvvet kazancı kaydırağa göre fazladır. Bu ifade yanlış bir ifade. Merdivenden tırmanırken elde ettiği kuvvet kazancı daha fazla değildir. Merdiven daha dik. O yüzden buradaki kuvvet kazancının daha az olmasını bekleriz. Kaydırak ise daha yatay, daha fazla bir yol alıyor. Kuvvetin ise orada daha az olmasını bekleriz. Yani kuvvet kazancının daha fazla olması gerekiyor. Dolayısıyla C seçeneği yanlış bir seçenektir. D'ye de bakalım. Her iki durumda da kuvvetten kazanırken yoldan kaybetmiştir. Bu da doğru. Her iki durumda da eğik düzlem kullanmış. Eğik düzlemler her zaman kuvvetten kazandırırken yoldan kaybettirirler. Bu da doğru bir ifade.